Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'i okumak, düşünmek ve anlamak. İlk ayetin oku olmasının hikmeti nedir? Okumak en büyük ibadet midir, değil midir? Kur'an-ı Kerim Arapça bir kitaptır. Türkiye'de birçoğumuz Arap alfabesini biliriz. Kur'an'ı çok güzel seslendiririz. Hatta hafızlarımız çok güzel seslerle okur. Geçen bir hafta kadar önce TRT'de Kur'an-ı Kerim yarışması yapılıyor. Orada hafız bir çocuk birkaç sureden derlediği ayetleri çok güzel bir sesle okudu. Oradaki hoca ona sordu. Bu ayetleri bilerek mi derledin? Hayır dedi. Çocuk genç, pırıl pırıl bir hafız. Kur'an'ın tamamı ezberinde ama içeriği hakkında hiçbir fikri yok. Bugün İslam dünyasının birçok yerinde de aynı olay geçerli. Çok güzel, Yani etkileyici seslerle gençler, hafızlar çok güzel okuyor. Ama içeriği hakkında birçok insanın hiçbir fikri yok. Kur'an-ı Kerim mesaj kitabıdır. Allah onu bizlere hayatımızı düzenlememiz için, emir ve yasaklarını uygulamamız için gönderdi. Arapça okumak kötü müdür? Hayır, kötü değildir. Ama biz İslam dünyası olarak olayı amacından çıkardık. Amaç mesajdır burada. Çok güzel seslerle seslendirip hiçbir şey anlamamak değildir. Şöyle düşünelim. Arap bir alim, bilim adamı güzel bir hukuk kitabı yazmış. Biz de burada Arap alfabesini biliyoruz. Onu okuduk, çok güzel sesle seslendirdik. Ama içeriğinden bir şey anlama şansımız var mı? Veya bir tıp kitabı yazmış Arap bir bilim adamı. Onu güzelce okuduk. Ondan bir şey anlama şansımız var mı Arapça bilmedikten sonra? Bugün günümüzde Türkiye'de birçok meal kitabı vardır. Çok güzel çeviriler vardır. Kendi dilimizde okuyup anlamamız gerekmez mi? Veya şöyle düşünelim. Bir Alman bilim adamı bir bilim kitabı yazmış. Biz de Almancanın telaffuzunu çok güzel biliyoruz ama o dil hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bu kitaptan bizim bir şey anlama şansımız var mıdır? Veya bir Rus veya bir İtalyan, Fransız bilim adamının yazdığı, biz de telaffuzunu çok iyi biliyoruz ama o dili bilmiyoruz. O kitaptan bir şey anlama şansımız var mıdır? Yani Kur'an-ı Kerim Arapça inmiştir. Peygamberimiz Arap bir toplum içinde olduğundan dolayı. Arapça da bir insan dilidir. Allah tarafından gönderilmiş bir dil değildir. Bunun bilincinde olmamız gerekir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki düşünüp anlamakla alakalı ayetleri okumaya başlıyorum. Alak suresi 1. ayet. Yaradan Rabbinin adıyla oku. 2. O insanı alaktan yaratmıştır. 3 ve 5. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Bakara suresi 269. ayet. Kime dilerse hikmeti ona verir. Şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. En'am suresi 50. ayet. De ki, size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilenden başkasına uymam. De ki, kör olanla gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz? En'am suresi 126. ayet. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. Yunus suresi 3. ayet. Şüphesiz sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip çeviren Allah'tır. Onun izni olmadıktan sonra hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Hud suresi 24. ayet. Bu iki grubun örneği kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Örnekçe bunlar eşit olur mu? Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Hud suresi 30. ayet. Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'tan gelecek azaba karşı bana kim yardım edecek? Hiç düşünmez misiniz? Mümin suresi 13. ayet. O size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. İşten Allah'a yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez. Duhan suresi 13. ayet. Onlar için öğüt alıp düşünmek nerede? Onlara açıklayan bir elçi gelmişti. Muhammed suresi 18. ayet. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir. Fakat kendilerine geldikten sonra
öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar? Muhammed Suresi 24. ayet. Öyle olmasa Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa bir takım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş? Muhammed Suresi 24. ayet belki de bu konudaki en çarpıcı ayettir. Onun için bir daha üstüne bastıra bastıra okumak istiyorum. Öyle olmasa Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa bir takım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş? Kamer Suresi 17. Andolsun biz bu Kur'an'ı öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen yok mudur? Kamer Suresi 22. Andolsun biz bu Kur'an'ı öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen yok mudur? Kamer Suresi 32. Andolsun biz bu Kur'an'ı öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen yok mudur? Kamer Suresi 40. Andolsun biz bu Kur'an'ı öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen yok mudur? Belki içinizden şöyle diyenler olmuştur. Bu salak aynı sözlerini tekrarlayıp duruyor. Kur'an-ı Kerim'de Kamer Suresi'nde 17, 22, 30 ve 40. ayetlerde üstüne bastıra bastıra Allah aynı sözleri tekrar etmiştir. Yani bizim burada Arapçaya karşı olduğumuz bir durum yoktur. Arapçayı da bilelim, onu da okuyalım. Ama önemli olan Kur'an-ı Kerim'in içeriğinden haberimizin olması. Bu kitaptan hesaba çekileceğimize göre içeriğinden haberimizin olması gerekir. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.